biliyorsunuz Türkiye son dönemde özellikle insansız hava araçları ve diğer hava araçları konusunda çok ileri teknolojiler elde eden, üreten ve geliştiren bir ülke haline geldi. Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi insansız hava aracı çalışmaları noktasında büyük başarılar gösteriyor. Savaş doktrini üreten bir ülkemiz var. Robotik çalışmalar ve programlaması üzerine çalışmalar yapıyoruz. Okul içerisinde bulunan atölyede çalışmalarını sürdüren öğrenciler öğretmenlerinin de desteğiyle yarışmalara katılarak dereceleri elde ediyor. Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yeni bir projeyi imza atarak çeşitli ülkelere İHA eğitimi vermeye başladı. Selçuk Bayraktar'ında dediği gibi biz bir uçan bilgisayar yapacağız. Yani baktığımız zaman İHA çeşitlerinde sabit kanatlı, döner kanatlı ve hibrit modellerde bahsedebiliyoruz. Dikine iniş kalkış yapabilme özelliğine sahip araçlardan bahsediyoruz arkadaşlar. Lisede ilk olarak kardeş ülke Azerbaycan'dan gelen 4 kişilik ekip eğitimlere başladı. Azerbaycan'da bir okulun müdürü olan Rahim Rahimov, matematik öğretmeni Günay Rahimov ve 11. sınıf öğrencileri Jare Kerimli ve İbrahim Seyitli eğitim programına katıldı. Uçuş kontrol katları var. Bunun üstünde bir tane drone ile kumanda arasındaki iletişimi de alıcı sağlıyor. Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Sedat Sönmez, okul olarak başarılı çalışmalara imza attıklarını söyledi. 2017 yılında başladık biz bu işe. Konya'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu Mebrobot yarışmasına katılmıştık. Orada 7. olduk ve biz bu işi yaparız diye heveslendik. Yolda gelirken dedik ki neden olmasın. Daha sonra işte okul müdürümüzün girişimleriyle mütevazi bir atölye yaptık. O atölyede yaptığımız insansız hava aracıyla Türkiye birinciliği elde ettik. 2020 yılında Gaziantep'te liseler arası İHA yarışmasına katıldık. İlk defa yapılan bir yarışmaydı ve bu yarışmada Türkiye derecesi getirdik. Azerbaycan'dan gelen okul müdürü Rahim Rahimov işbirliğinde duydukları memnuniyeti dile getirerek Türk İHA'larının Azerbaycan için çok büyük katkıları olduğunu ifade etti. Ve çok güzel bir güne denk gelir. Bugün 44 günlük vətən müharibəsinin başlandığı gündür. Bizdə Azərbaycan anım günüdür. Və belə bir gündə biz bilirik ki, müharibə zamanı Türk PUA-larının özəlliklə çox böyük qatqıları oldu. Biz də anım gününü məhz burada Türkiyəli qardaşlarımız, öyrətmənlər, öyrəncilərlə birlikdə qeyd elədik. Buradakı hədəfimiz bu PUA-ların yerli, belə deyək ki, uçaqların tamamını öğrenmek. 11. sınıf öğrencisi Jale Kerimli ise Azerbaycan Karabağ Savaşı'nın yıl dönümü olduğunu hatırlatarak şehitlere rahmet diledi. Azerbaycan için elinden geleni yapmaya çalışacağını söyledi. Bugün Azerbaycan'da 2. Qarabağ Savaşları'nın il dönümüdür, 27 sentyabr. Şehitlerimize rahmet edirəm Allah'tan. Onlar bizim için canlarını veriblər, vətənin tam ve bir yerde kalmağı için ellerinden geleni eləyiblər ve biz de sağ kaldığımız müddətdə onların qanını yerde koymayacağız.